Teknoloji Oku'dan herkese merhaba, ben Tolga Çolak. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kısa bir süre önce Turkcell'in lansmanı gerçekleşmişti. Turkcell bu lansmanda iki tane farklı cihaz tanıttı. Bunlardan bir tanesi T-Tablet, bir tanesi de T70 modeliydi. Şu anda o lansmandan kısa bir süre geçtikten sonra T-Tablet elimize ulaştı ve elimde gördüğünüz tabletin kutu açılışıyla beraber sizlerleyim arkadaşlar. Tablet lansmanda da belirtildiği üzere 4.5G'yi destekleyen uygun fiyatlı bir tablet arkadaşlar. Oldukça şık bir kutuya sahip görebildiğiniz gibi. Yan tarafında Turkcell T-Tablet logosunu görebiliyoruz. Alt tarafında IMEI'miz var. Yine aynı şekilde diğer tarafta da logomuz ve üst tarafta genel olarak tabletin özellikleri var. Şöyle bir bakalım. Android 5.1 Lollipop varmış. 8 inçlik HD dokunmatik bir ekranı. 1 GHz hızında çalışan Quad Core bir işlemcisi. Yani bu Quad Core dediğimiz arkadaşlar 4 çekirdekli bir işlemci oluyor. 5 megapiksellik bir kameramız. HD video kaydı yapıyormuş bu kameramız aynı zamanda. 4.5G teknolojisi ve 3800 mAh boyutunda bir pil varmış arkadaşlar. Şöyle arkasına bakalım. Burada marka, ürün cinsi gibi bazı ayrıntılar var. Burada Reader'dan destek aldıklarını belirtmişler şu alt tarafta. Android logosu ve 4.5G'nin logosu var arkadaşlar. Şöyle dilerseniz lafı fazla uzatmadan kutunun açılışını yapalım arkadaşlar. Şöyle. Evet, kutumuzu kaldıralım. Böyle kenara koyarak. Şuraya bir tane sünger gibi bir şey koymuşlar arkadaşlar. O herhalde taşıma esnasında cihazın zarar görmemesi için. Evet, şöyle kılıfımızdan çıkartıp tabletimizi şöyle bir kenara koyalım. Kutunun içerisinden bakalım arkadaşlar başka neler çıkacak. Şunu da şöyle kenara koyalım. Arkadaşlar bir tane şarj adaptörümüz çıkıyor. Şarj adaptörümüzün özellikleri 0.4 amper maksimum bir çıkışa sahip arkadaşlar. Şöyle netleyeyim. Pardon. 0.4 değil, 2000 miliamperlik bir 5 volt 2000 miliamperlik bir çıkışa sahip arkadaşlar. USB ile USB 2.0 büyük ihtimal, yani quick charge olayının olduğunu düşünmüyorum ben bu adaptörde. Zaten hani oldukça uygun fiyatlı bir cihaz olduğu için hızlı şarj adaptörü olacağını da zannetmiyorum. Şöyle bir kutunun içeriğinde başka neler var onlara bakalım. Bir adet USB kablomuz çıkıyor. Şöyle çıkartalım onu da. Hızlıca açıyorum bir yandan da. Uzunluğu standart bir USB kablosu boyunda. Bir türlü de tutamadım. Şöyle göstereyim. Standart bir USB kablosu uzunluğunda arkadaşlar. Prize falan hani yatakta kıyıda köşede prizle oynamak istediğiniz zaman yeterli uzunluğa sahip olacağını düşünüyorum. USB 2.0'lık bir adaptör gördüğünüz gibi. Şunları hızlıca bir kenara kaldırmaya devam edelim. Bakalım içinden başka ne çıkıyor. Bir adet kullanım kılavuzumuz. Bilmiyorum ne kadar okuyorsunuz. İlginizi çekiyor mu? Hızlı bir kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzlarını normal okumayanlar için hızlı bir başlangıç olarak tabletin hangi özelliklerinin neler olduğunu göstermek için yapılmış bir şey. Burada Turkcell uygulamaları ile ilgili de birkaç bilgi var arkadaşlar. Ve garanti belgemiz çıkıyor şuradan. Gördüğünüz üzere. Garanti belgemiz yer alıyor. Bunları tekrar kutuya ben geri koyup tablete dönmek istiyorum. Şöyle kaldırıp hepsini kutusuyla beraber şöyle bir kenara koyalım arkadaşlar. Şöyle yapıp. Evet, kutuyu kapatamadım bir türlü. Arkadaşlar şöyle bir tabletimize genel olarak baktığımız zaman zaten lansman esnasında biz haberini yapmıştık bu tabletin. Gördüğünüz gibi beyaz renkte arkada Turkcell logosu olan şık bir şekilde metal bir logo olduğunu söyleyebilirim. Böyle alüminyum metal karışımı. Şöyle bir tasarıma baktığımız zaman arkadaşlar cihazın 10.1 santim 10.1 milimetrelik bir kalınlığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani bu da 1.1 santimlik bir kalınlığa eşit oluyor arkadaşlar. Cihaza SIM kart takılabiliyor. Zaten şurada da 4.5G logosunu görüyorsunuz. Bu 4.5G logosu sayesinde SIM kart takılabiliyor. Tek rengi var. Beyaz rengi var. Siyah rengi yok arkadaşlar. Kutuda da yer aldığı gibi tableti yaparken yani Turkcell tableti üretilirken Reader'dan destek almış.
3500 mAh'lik bir bataryası var ve bu 3500 mAh'lik bataryayı tabletin her yerinde hissediyorsunuz. Çünkü 342 gramlık bir ağırlığa sahip arkadaşlar. Şöyle bir yandan da tabletimizi açalım. Ha, açıkmış şu anda. Gördüğünüz gibi. Tepkime hızının iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten detaylı testlerini yapacağım. Hani kamera özellikleri olsun, çeşitli uygulama performansları olsun, benchmark testleri olsun. Bunların hepsini yapacağım arkadaşlar. Detaylı incelemesi gelecek. Fakat detaylı incelemeden önce bu 8 inçlik ekranın biraz özelliklerinden bahsedeyim. 1280'e 800 piksellik bir çözünürlüğü var arkadaşlar. 1280'e 800 olmak üzere. 189 ppi olarak belirtilmiş. Tabii bunları testleri yaptıktan sonra daha hızlı bir şekilde inceleyip size daha net bir şekilde söyleyebilirim. Turkcell uygulamaları var. Birkaç tane Turkcell uygulamaları yüklü olarak geliyor arkadaşlar cihazla. Bu yüklü olan uygulamalardan bazılarını kaldırabiliyorsunuz isterseniz. Böyle çeşitli oyunlar olsun, şeyler olsun, bunların hepsini kaldırabiliyorsunuz. İki tane uygulama hariç. Biri yanlış hatırlamıyorsam hesabım, birisi de Swift klavye uygulaması olması lazımdı. O ikisini kaldıramıyorsunuz diye hatırlıyorum. Ama tabii bunları detaylı incelemede daha rahat inceleyip size söyleyebilirim. Şöyle bir depolama alanına bakalım arkadaşlar. Depolama alanında bize ne kadarlık bir boş alan sunuyor? 16 GB'lık bir tablet olduğu için şuradan depolama alanına geliyorum. 16 GB'lık bir tablet. 32 GB'a kadar da SD kart takılabiliyor. 16 GB toplam 9.16'sı kullanılabilir alan olarak bize sunuluyormuş arkadaşlar. Yani yaklaşık 7 GB'a yakın bir alanını tablet bizden alıyor. Sistem belleği olarak çeşitli uygulamalar için ayırıyor arkadaşlar. Geriye kalan 9.16'lık kısmı da bizim kullanımımıza sunuyor. 9.16 GB'lık bir alan yetersiz gelebilir ama dediğim gibi hani cihazı SIM kartı ve microSD kart takabildiğiniz için hafızasını istediğiniz gibi arttırabiliyorsunuz. Bu arada SIM kartı şuradan takılıyor. Çünkü cihazın herhangi bir yerinde yuvası yok farklı olarak. Ama açıkçası bunun da nasıl açıldığını merak etmiyor da değilim. Bunu da artık incelemede kurcalayacağım, inceleme döneminde kurcalayıp öğreneceğim arkadaşlar. Arka tarafında kameramız var. Tek led flashlı bir flaşımız bulunuyor. Hoparlörümüz var hemen şu alt tarafında. Sağ tarafında güç açma kapatma tuşumuz, ses açma ve kısma tuşlarımız var. Şurada sensörümüz var. Bu arada cihazın ekranında ekran koruyucu film var arkadaşlar. Kameramız bulunuyor hemen şurada. Üst tarafına baktığımız zaman üst tarafında kulaklık girişimiz, hemen yanında micro USB 2.0 portumuz ve büyük ihtimal bu SIM kartımızı ve SD kartımızı takmak için olan yuvamız bulunuyor arkadaşlar. Şöyle ben bir tane cihaz kutularından birinden şöyle bir SIM kart iğnesi çıkartayım. Şunu denemek istiyorum. Oradan mı çıkartılıyor diye. Şöyle kaldıralım. Kontrol edelim arkadaşlar. Evet, burası buradan açıldığını düşünmüyorum. Evet. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar bunun detaylı kısmını incelemede bakacağım, inceleyeceğim. İnceleme sonrasında size nasıl açıldığını, nasıl kapandığını falan anlatırım inceleme esnasında. Çünkü biraz zor açılıyormuş gibi geldi bana. Yani cihaza da şu anda zarar da vermek istemiyorum derken nasıl açıldığını buldum. Kenardan biraz bastırarak açıyorsunuz. Şurada Şurası SIM kart girişimiz arkadaşlar. Zaten üzerinde de yazdığı gibi. Burası da depolamanızın, yani SD kartımızın takıldığı alan. Buradan SIM kartınızı takarak 4.5G hızında internete mobil olarak bağlanabilirsiniz bu tablet sayesinde arkadaşlar. Hiçbir şekilde veri kaybı yaşamadan. Şurada da çeşitli sensörlerimiz, bağlantı antenlerimiz falan bulunuyor.
Bunlar büyük ihtimal hepsi 4.5G ile ilgili bağlantı kısımları arkadaşlar. Şöyle biraz sert kapandığını söyleyebilirim. Sanki böyle bir hasar alacakmış gibi geliyor ama oldukça sert olması bu kapağın kolay kolay yumuşamayıp hasar almayacağı anlamına da geliyor tabii arkadaşlar doğal olarak. Evet, daha fazla uzatmadan kutu açılışının sonuna gelmek istiyorum. Detaylı incelememiz kısa bir süre sonra kanalımızda olacak. O zamana kadar kanalımıza şu kısımdan abone olup alt taraftan yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.